Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şey yapacağım. Böyle sonbaharda evden katiyen çıkmadığımız dönemlerde işte evde kendimizi eğlendirecek. Hem de böyle çok fazla ağır olmadığını düşünüyorum. Atıştırmalıklar yapacağım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Elmaların içine oyuyoruz. Kaşık yardımıyla oyabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Tamamen oyduktan sonra içine isterseniz bitki çayı, normal çay ya da ıhlamur ya da bilmiyorum sevdiğiniz herhangi bir çayı koyabilirsiniz. Tarçın ve limonla birlikte içebilirsiniz. Sonra da elma yemeyi unutmayın ama. Soğuk havaların klasiği sıcak çikolata. Sıcak çikolatayı gayet dümdüz bir şekilde kupaların içine döküyoruz. Böyle dışarıya dökmeyin benim gibi. İsterseniz sütle, isterseniz suyla. Ben sütü tercih ettim çünkü daha tatlı oluyor o zaman. Üstüne de marshmallow koyacağım ama marshmallowlar aşırı büyük olduğu için bir tanesini dörde böldüm. Üç malzemeli kurabiye tarifi. Bir su bardağı ayçiçek yağı. 2,5 su bardağı da un. Ama kıvamına göre unu biraz daha az ya da biraz daha fazla koyabilirsiniz. Bir paket krem şanti döküyoruz. Ama benim gibi komple paketiyle dökmüyoruz. Bu da önemli bir detay. Elinizle karıştırmanız daha mantıklı. Ben burada şov olsun diye mikser kullanmışım ama mikserle biraz kullanışsız oluyor. Derecede daha önce ısıtılmış fırında yarım saat veya 20 dakika kadar pişiriyorsunuz ama şöyle birazcık rengi değişecek. Birazcık rengi değişene kadar aslında. Yani süresi fırına bağlı da olabilir tam olarak. Ben yarım saat civarında pişirdim. İsterseniz pişirmeden önce üstüne şeker de dökebilirsiniz. Pudra şekeri veya normal şeker, kesme şeker. Ya da pişirdikten sonra ben üstüne fıstık ezmesi sürdüm. Nutella da sürebilirsiniz. Size kalmış. Bir de önemli bir detay var. O da şu. Fırından çıkardıktan sonra tek tek, yani kurabiyeleri üst üste koymamaya dikkat edin. Çünkü o zaman sertleşmiyor kurabiye. Yumuşak kalıyor falan, kötü oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.